Duydun mu babacığının sesini? Seni alıp gideceğim. Çok sağ olun Fatma Hanım. Fatma Hanım edip etmemesi diye hiç kafanda düşünceler yapma. Baban özünde çok iyi bir insan. Fakat yaşayamadıklarını, hayatta başaramadıklarını hep kendinde başkalarını suçlayarak buldu. Ama baban seni çok sevecek. Bunu ben sağlayacağım. Fatma Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi misiniz siz? Sağlığınız iyi mi? Ben... Hayır değil. Annem daha önce bir kanser atlattı. Yani aslında iyileşmişti. Ama şu an son tahlilleri çok da iç açıcı değil. O söylemek istemiyor ama... Evet. Aslında o yüzden kardeşimi bulmamı bu kadar çok istedi. Yalnız kalmamı istemiyor bu hayatta. Gittikten sonra yalnız kalma deyip duruyor bana. Evet. İkinci kez kanserim. Yenemeyeceğimi düşünüyorum. Umarım demeyin inşallah öyle. Yeneceksiniz, başaracaksınız. Aynen. Ben evladımın yalnız kalmasını istemiyorum. Ablası varken ablasına kavuşmuş olsun. Birbirinizin elini hiçbir zaman bırakmayın. Ben var oldukça yanınızdayım. Ama hep ben yoksam da... Sen hep yanınızda siz olacaksın. Siz hiç birbirinizden ayrılmayın, olur mu yavrum? Yasmin, nasıl bir duygu bu? Ay lafla anlatamam. Şimdi içimdeki bu kocaman yük kalktı. Rahatladım sanki, ne bileyim. Hani diyordum ya hep Kayseriliyim. İşte gerçekten öyleymiş. Şimdi bunu hissettim. Kendimi köklerini bulmuş gibi hissediyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçekten. Artık bir kardeşim var. Artık bir annem var diyebilirim aynen. Ve 5 sene böyle zorluk çekerek babamı araştırmama değdi. Boşa çıkmadı. Böyle bir şey hayal edebilir miydin? Yani sen babanı bulmak üzere yola çıktın. Fakat... Bir kardeş edindin. Ve ikinci anne yani... Burada da bir ailen oldu. Burada da bir evin ama oldu. Ama hayat mucizelerle dolu. Ben buna... Tekrar emin oldum. İşte yok yerden böyle güzel kardeşim olması benim için ayrı mucize. Babamla buluşmak ayrı mucize. Fatma Hanım'ın böyle fedakarlığı, beni kendi kızı sanması ayrı mucize. Yani iki lafla anlatamam bunu. Ama şimdi şu an kesin bir şey bildim. Hayatta hiç pes etmemek lazım. Hiç. Siz de eminim iyileşeceksiniz Fatma Hanım. Yeter ki... Ben de eminim. Pes etmeyin. Bakın ben hiç pes etmedim. Ben işimi gücümü bıraktım. Rusya'da komple buraya geldim. Hayatım yeniden başladım sırf babamla kavuşmak için. Babamı bulmak için. Ve değdi. Değdi. Yemin ederim bu hayat sürprizlerle dolu. Yeter ki üzülmeyin. Yeter ki pes etmeyin. Hep çaba, hep çaba. Ve herkesin ikinci bir şansı mutlaka var değil mi Yasmin? Kesinlikle. Biz hep öyle diyoruz. Kesinlikle var. Herkes ikinci bir şansı hak ediyor diyoruz. Hayır. Bize bir şans daha verdiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin sayenizde gerçekten. Yoksa ben umudumu kesmiştim artık. Çok sağ olun. Siz çok sağ var olun. Olun. Siz sağ olun. Siz var olun. Ava Hanım, o kadar güzel bir... İşe imza attınız ki, o kadar güzel bir şeye yardımcı oldunuz ki. İnanın ki sizi hiç unutmayacağım. Ben de sizi hiç unutmayacağım Fatma Hanımcığım. Ben de sizi unutmayacağım. Bir mucize derken, kocaman bir mucizemiz oldu görüyor musun? Evet. Bir sürü ailemiz oldu. Hiçbir zaman kardeşini bırakmam. Bırakmam. Hiçbir zaman. Asla. Hiç bırakmam. Asla. Ben de ama siz iyileşeceksiniz. İnşallah. Hiç canınızı sıkmayın. İnşallah. Ama hiç kimse baki değildir. Bir gün hepimiz gideceğiz. Ama siz kalın, birbirinize hep sahip çıkın. Tamam. Olur mu? Ama gitmekten bahsetmiyoruz. Hep ablam olsun. Birlikte var olmaktan bahsediyoruz. Sevgiden bahsediyoruz. Umuttan bahsediyoruz. Evet. Çabadan bahsediyoruz. Evet. Hayata sımsıkı sarılmaktan bahsediyoruz. Benim babamın en sevdiğim lafıydı rahmetli babamın. Allah. Yarın yeni bir gün diyoruz. Evet. Hep. Aynen. Hiç vazgeçmeden. Aynen. Ama ben o kadar büyük mutluluk yaşadım ki bu mutluluk gerçekten bana, bu kocaman mucize bana
bu illeti yendireceğine inanıyorum. Hah işte. Yanınızda olacağım. İnşallah. Olmak istiyorum. İnşallah. Olmalıyım. Bana sizin Kayseri katmeri yapacaksın. Tabii ki sen de bize mantı yapacaksın. Yapacağım. Hep birlikte yiyeceğiz. Ben de yerim, çok severim. Ya evet. Ben sizi götüreceğiz şimdi... sizi. Birlikte mi yolculuyorum? Evet. Evet. Kemal Bey'in yanına. Evet. Benden de çok selam söyleyin ne olur. O da özür dilerim kendisine. Estağfurullah. Olur mu? Öyle yan yana, can cana, sağlıkla bir ömür diliyoruz. Sizi yolculayım ne olur. Bir gün böyle ailece sizi Kayseri'ye mantı yemeye bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Umut hep var. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.